Mustafa, senin boyun ne kadar uzun? Boynun uzun olduğu için ses tellerin çok uzun olamaz. Onun için ses çıkaramıyorsun, değil mi? Merhaba Can, sen hayvanlarla mı oynuyorsun? Evet Dahil Baba, onları araba ile hayvanat bahçesine göndereceğim. Evet, işte araba geldi. Hadi Can, hayvanları arabaya yerleştirelim. Tamam Dahil Baba, zürafanın yeri burası. Can, ben de ineği, fili ve köpeği yerine koyuyorum. Benim hayvanlarım da yerlerini aldı Nail Baba. Hadi burada kalanları da arabanın içerisine koyalım. Hipopotam. Domuz. Kedi. Miau. Artık kapağı kapatabiliriz. Can, hadi artık hayvanat bahçesine gidebiliriz. Sen buraya otur. Ben de kamyonu sürüyorum. Wow, ne kadar güzel bir hayvanat bahçesi. Can, hadi hayvanları bir an önce yerlerine yerleştirelim. Ay baba, ne kadar güzel. Tırmık, süpürge, hayvanlar için yemler bile hazır. Bak burada da saman var. Düştü. Hoy, hemen onu yerine takalım. Evet. Kürek. Burası çok güzel. Kedi için koltuk bile var. Kedi kanepeyi çok sevecek. Hadi bakalım kedicik. Miau miau. Burada dinlenebilirsin. Kedi. Nail Baba bak, hayvanlar kapıya yığılmış. Evet Can. Hadi hemen onları içeri alalım. Fil. Can bak, zürafa uzun boynuyla ağacın en tepesindeki taze filizleri yiyor. Evet Nail Baba. Can, su aygırı ve domuzu buraya koyalım. Nail Baba, ama domuz ve su aygırı ayrı yerde kaldılar. Evet Can, evet. Onları ayırdım. Çünkü
domuz için çamurlu yosunlu su havuzu ve su aygırı için de tabii ki su havuzu yapmalıyız. Onlar burada eğlenmeyi çok sevecekler. Burası domuz için havuz. Hipopotam, senin havuzun da geldi. Hadi içine girebilirsin. Çok güzel bir hayvanat bahçem oldu Nail Baba. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Ama onların yemlerini ve sularını vermeyi unutmamalısın. Biz Can ile oyuncaklardan hayvanat bahçesi yaptık. Sen de hayal ettiğin hayvanat bahçesini oyuncaklarınla oluşturabilirsin. Hoşça kal. Hadi hadi. Sen de hayvanat bahçesi yap. Hoşça kal.